Herkese merhaba ve sonunda stüdyomu kamera arkasıyla kamera arkasındaki çok gizli bölmelerdeki dolaplarımla dolaplarımın içindeki gizli bölmeleriyle sizlerle paylaşıyorum. Yaklaşık 7-8 aydır bir oda vlogu çekeceğim dedim. Her bir çekmeceyi açacağım ne varsa göstereceğim dedim. O yayını sonunda yapmak nasip oldu. Bu bir Bayram hediyesi, bayram yayını olsun hep. İşte benim kocaman stüdyom. Şöyle geliyor, şöyle devam ediyor ve şöyle bitiyor arkadaşlar. İşte benim yayınlarımı yaptığım kadraj. Hatta şöyle bir kadraj biliyorsunuz. Şöyle yapıyoruz tabi bunlar arkaya gidiyor. Şöyle göstereyim, masamı da göstereyim. Bütün yayın dünyam burası. Işıklarım. Elbise dolabım. Elbise dolabımı sizlerle paylaşacağım. Şurada eskiden bir boşluk vardı. Yani şu dolabın hizası kadar içeriye doğru. Oraya dedik ki çok fazla ıvır zıvırımız oluyor. Yayın malzemelerimiz de var. İsterseniz hadi oradan başlayalım. Süpürge dikkatinizi çekti mi? Bir de beni işte serinleten fırfırımız, vantilatörümüz. Klimaya karşıyım biliyorsunuz ama ne kadar dayanacağım bu sıcaklarda? nereye kadar klimaya karşı kalabileceğim onu merak etmiyorum. Merak ediyorum açıkçası. Bu süpürge benim yol arkadaşım abi. Biliyorsunuz akrep burcuyum. Biraz takıntılıyım. Biraz rahatsızım. Bazı vidaların eksik olduğunu kabul ediyorum. Ve yerde en ufak bir toz tanesi bile görsem bütün evi sürekli süpürüyorum. Zaten bakın haznesi de biraz kirli. Bunu da itiraf ettim. Çünkü dikkat ederseniz yine benim odamda yanımda durmasından mutluluk duyuyorum abi. Ben elektrikli süpürgeleri ya da şarjlı süpürgeleri seviyorum. Temizlik hastası olduğumu da itiraf ediyorum. Neyse başlayalım. Tabi önce şurayı göstereyim. Ha bu arada mesela benim tahtam. Bu tahtanın ayak boyu şu kadar bak. Şu kadarcık. Bu şu kadarcık tahta nasıl bu yayında burada şu masanın hemen arkasında çok havada duruyor derseniz işte rengini beğenmediğim için laciverte boyattığım bu küçük e, iskemle onun üstüne koyuyorum ve havada duruyor. Temizlik ve elektrik süpürgesi, şarjlı süpürge demişken bakın yerde bir tane de arkadaşımız var. Adını da Kamil koydum. Kafasına göre geziyor. E, Xiaomi marka. Ya abi haritasını kaybetti. Bugün bir, bir yere giderken 4-5 günlük bir yere İnterneti kapattım. Haritasını kaybetti. Bir daha haritalandırma yapamıyoruz. Kafasına göre bütün evi dolaşıyor, geliyor. Bizim Kamil. Buna isim bulamadım. Kamil'in arkadaşının ismini yorumlarda siz yazacaksınız. İsmini sizinle belirleyeceğiz. Şöyle bir gelelim bakalım. Benim odamda sonradan yaptırdığım dolapta neler var? Çok aslında yayınlarda konuştuğumuz bir şey var. Onu göreceksiniz. Bakın ne var burada? benim meşhur plaj sandalyem. Onun ilk fotoğrafını ya Gökçeada'da ya da Bozcaada'da bir sahildeki fotoğrafımda Instagram'da paylaşmıştım. Bakalım bu yaz bu şemsiyeyi nerede açacağız? Onun dışında da klasik elbiseler, eşyalar var. Yine şöyle size elbise dolabımı göstereyim. Hemen açalım. Oo, Fenerbahçe formalarım geliyor. Üst tarafta ya bunu dayanamadım. Sarı lacivert ayakkabı görünce aldım abi. Şu anda da ayakkabı dolabım kapıda girişte çok dolu olduğu için kullanamıyorum. Açıkçası kullanmaya da kıyamıyorum. Çünkü sarı lacivert. Onu böyle bırakalım. Diğer ayakkabım da orada. Formalarım ya şuna. Şuna bayılıyorum ya. Şuna şu eşofmana. inanılmaz güzel bir şey. Formalarım burada. Yine. Bunu hatırlıyor musunuz Ahmet Koyançı? Sevgili Turtlu hediyesi. Bunu da birisine verecektim. Abi arkasında Koyanç yazıyor ya. Konanç da değil. Sağ olsun Amerika'dan siparişle Tabi Türkiye'den geldi. Bu da diğer formam. Buna da e, sarı formaya Şuma Şumayer sarı kazandan ötürü hasta olduğum için özellikle taşıyorum. Bunda Ahmet Koyanç skandalı yok. Ahmet Konanç şeklinde. Bu bir önceki sezonundu değil mi? Ama bunun da en büyük özelliği Mustafa Kemal Atatürk yazısının yer alması. Tabi formaların en büyüğü kırmızı beyazımız. Türk milli takımımız. Burada küçük bir forma koleksiyonum var. Şurayı göstereyim. Burada cihazlarımla alakalı ıvırım zıvırım var. Gördüğünüz gibi kablolarım var. Burada ne varmış ya? Burada ne varmış? Bazı şeyleri İnanın tüm samimiyetimle söylüyorum. Nerede ne olduğunu unuttum ya. Ha, kazak mazak varmış burada. Bunu şöyle bir çekelim. Bunu çekelim. Şurayı gösterelim. Bakın burası yayın yaptığım yer. Şöyle dönüyorum. Dolabı gördük. Gömleklerim. Burada yine sarı lacivert bir gömleğim var. Mutlaka sarı lacivert bir şeylerim olacak. Burada ne varmış? Bere. Atkılar pullar şeklinde bir atkı. Bunu herhalde 7-8 senedir giymiyorumdur. Çok atkı ve bere takan biri değilim. Eldivenim var. Kemellerim var. Çok fazla kullanmıyorum ama işte orada duruyor. Ekstra yukarı sığmayan tişörtler, pantolonlar. Yine pantolon haznesi. Şurada şöyle gösterelim. Burası ceketlerim, montlarım. Şurası valizlerim. Hemen şöyle arkasında Yayın kadrajım. Hatta şöyle yayın kadrajını da biraz görebilirsiniz. Şurada ne varmış bakalım. Allah Allah. Şu neymiş ya? Bu neymiş ya? Bunlar neymiş? Aa, ıvır zıvırlar. Aa, eski paralar var. Allah Allah. Kaç paraymış bu? Neymiş ya? Kaç para? 10 Türk Lirası. Tabi yarısı gitmiş. 10 Türk lirasıymış. Ivır zıvır. Bu çantada ne var ya? Çantaya bakalım. Ha benim şeyim bunlar. Aa bir dakika. Forma koleksiyonum. Eskiden biriktirdiğim. Vay vay vay. Aa imzalı. Hangi formaymış bu? Ha bulanacak spor. Eski imzalı. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? Bu hangi takım? Denizli Spor. Bunu kim imzalamış ya? Sevgili arkadaşım, dostum Ahmet'e sevgilerimle. Ha Mustafa Özkan. Mustafa Özkan. Tabii Türk futbolunda bir Mustafa Özkan gerçeği vardı. Bu neymiş? Aa, bu formayı görünce ne hatırlıyorsunuz? İlk aklınıza gelen futbolcu ne? Benim ilk aklıma gelen futbolcu Nobre ya. Nobre giydi de mi bu formayı? Vay be. Bu forma şampiyon oldu değil mi? vay 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 formalar 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 aa krampon var. Aa benim o kramponum ha bu başka. Aa bizim yönetici beni maça çağırıyordu ya. Cuma günü bununla maça gideyim. <laughs> Bunu da böylece çözmüş olduk. Kendime gidip gereksiz yere şey alacaktım. Ayakkabı alacaktım. Geçemiyorum arkadaşlar. Odam o kadar büyük ki. Odam o kadar büyük ki geçemiyorum. Şöyle gelelim. Bunu sevgili Murat'cığım benim sosyal medya uzmanım biliyorsunuz 28 Giresun plaka ama Giresun sporla alakası yok söyleyeyim memleket sadece. Bunu Doruk Bey Doruklara Instagram adresi hediye etti. Bu Fenerbahçe Kongre üyeliği hediye kiti. Bunu yine biliyorsunuz Instagram'da bir takipçimiz bize göndermişti. Radyo gol defterlerim ve aslında birlikte başardığımız harika bir başarı öyküsünün nişanesi. Yine kitaplarım burada. Bunları zaten biliyorsunuz. Simon Cooper'ın Futbol Sadece Futbol Değildir. İşte Atatürk'ümüzün çeşitli kitapları. Ee, Çanakkale Mahşeri. Alex, de Alex Ferguson kitabı var. Buraya bir tane Mourinho'nun kitabını koymam lazım ya. Mourinho'nun kitabını koymam lazım. Çok terledim. Yayındaki gibi bir açalım bakalım. Yeteri kadar bize iyi gelecek mi? Şöyle yukarıyı gösterdin değil mi? Bakın. Sarı lacivert gömleğimi gösterdim. Ayakkabımı gösterdim. En üstteki valizin de sarı lacivert olması dikkatinizi çekiyor değil mi? Evet. Mutlaka bir şeyler bir şeyler sarı lacivert olacak. Ahmet Konanç'ın 100 bin abone plaketine eriştiği o devasa stüdyoları saatlerce canlı yayın yaptığı stüdyo muhteşem stüdyo 1 milyon metrekarelik stüdyo işte burası. İnsanlık için küçük ama bizim için büyük bir oda. Sizlerin sayesinde. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.